Merhabalar. İkinci tekrar testiyle devam ediyoruz çözümlerimizi yapmaya. İlk sorumuz logaritma sorusu. Bu testteki bütün sorular logaritma sorusu. Şekildeki terazi dengede olduğuna göre x'in y türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru. Hemen bakıyoruz. Birinci kefede iki tane yuvarlak var. 2 çarpı 9 üzeri x eşit olacak. Diğer tarafta 6 tane dikdörtgenden var. 6 y şeklinde. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde 9 üzeri x eşittir 3 çarpı y. 3'ü de karşıya atarsak, çünkü 9'u da 3'ün kuvveti şeklinde yazdığımızda aynı tabanlar bir araya gelsin. 3 karşıya bölü olarak gidince yukarı 3 üzeri eksi 1 olarak çıkar eşittir y. Devamında 3 üzeri 2x eksi 1 eşittir y. 3'ü karşıya göndermek için 2x eksi 1 aşağı indirmek için logaritma alıyorum. 2x eksi 1 eşittir logaritma 3 tabanında y. Eksi 1 karşıya artı olarak gidiyor. Ve 2 de karşıya bölü olarak gidiyor. X eşittir 1 artı logaritma 3 tabanında y'nin 1 bölü 2 ile çarpımı. C seçeneği. İkinci sorumuzda eğmen bahçesine düz bir sıra boyunca belli aralıklarla ağaç dikmiştir. Her eninci ağacın birinci ağacı olan uzaklığı logaritma 2 tabanında n olarak tanımlanmış. 24. ağaç ile 3. ağaç arasındaki mesafe. Şimdi 24. ağacın birinci ağacı olan uzaklığını bulmamı sağlayan formül burada. Birinci ile 24. arasındaki mesafe logaritma 2 tabanında 24. Üçüncü, birinci ile üçüncü arasındaki mesafede logaritma 2 tabanında 3. Üçüncü ile 24. arasındaki mesafeyi bulmak için de şu 1 ile 24 arasındaki mesafeden 1 ile 3 arasındaki mesafeyi çıkarmalıyım. 3 ile 24 arasındaki mesafeyi bulmak için logaritma 2 tabanında 24'ten logaritma 2 tabanında 3'ü çıkarıyorum. Dışarıda çıkarma işlemi olduğu için içeri onlar bölme olarak giriyor. Logaritma 2 tabanında 24 bölü 3 yani 8. 8 2'nin küpü 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2. Bu da logaritma 2 tabanında 2 1 olduğu için 3 yaptı. Üçüncü sorumuz gene şekilli bir soru. Birincisinde logaritma 2 tabanda 4 ve a var. İkincisinde b ve logaritma 2 tabanda 2 kök 2 var. Verilen karelerdeki sayılar o karenin üstündeki iki çemberde bulunan sayıların toplamıdır. Kareler çemberlerin toplamı. O zaman birincisi için 1 eşittir logaritma 2 tabanında 4 artı a. Logaritma 2 tabanda 4 2'nin karesi olduğu için orası 2 ediyor. 2 artı a'nın 1 etmesi a eşittir eksi 1. Geldik buraya. B artı logaritma 2 tabanında 2'yi içeri alırsak 2 içeri 4 diye girecek. Kök 8. 8'i de 2'nin küpü olarak yazalım. Eşit olacak 2'ye. B artı şurada da gizli bir 2 vardı karekök olduğu için. Orası 2'nin 3 bölü 2. kuvveti. Logaritma 2 tabanında 2'nin 3 bölü 2. kuvveti eşittir 2. 3 bölü 2 başa gelecek. B artı 3 bölü 2 eşittir 2'den. B eşittir 1 bölü 2 bulacağız. A ile B'nin toplamı A artı B. Eksi 1 artı 1 bölü 2'den eksi 1 bölü 2 oluyor. Dördüncü sorumuz. Beril, Sena ve Umay bilimsel hesap makinesi yardımıyla birden 100'e kadar 100 sayının farklı tabanlarda logaritma değerlerini hesaplayacak. Bu sayıların Beril 2 tabanında, Sena 3 tabanında, Umay 5 tabanında logaritma değerini hesaplayarak değeri tam sayıya eşit olan sonuçları defterlerine yazıyor. Buna göre üçünün bulduğu tam sayıların toplamı. Önce Beril için bakalım. Beril 2 tabanında yazdığı için birden 100'e kadar logaritma 2 tabanında 1 eşittir 0 olacak mesela tam sayı. Burada 2'nin kuvvetleri olursa
sonuç tam sayı gelir. Logaritma 2 tabanında 2 yazarsak burası 2'nin birinci kuvveti olduğu için 1 gelir. Logaritma 2 tabanında 2'nin karesinden 2. Logaritma 2 tabanında 2'nin küpü 8'dir, oradan 3 geldi. Logaritma 2 tabanında 2'nin dördüncü kuvvetinden 4. Logaritma 2 tabanında 2'nin beşinci kuvveti 32'dir, 5. Bu şekilde en son bir de logaritma 2 tabanında 2'nin altıncı kuvvetinden 6 elde edebiliyoruz. 2'nin yedinci kuvveti 128 olduğu için orada 100'ü geçmiş oluruz. Bu sena içinse senada benzer şekilde 3 tabanında. Şimdi burada da logaritma 3 tabanında 1 eşittir 0'dan başlayacağız. Bunu teker teker yazmazsak, sonuncuyu bulursak 3'ün 4. kuvveti 81 o olur ama 3'ün 5. kuvveti 100'ü geçtiği için olmaz. Logaritma 3 tabanında 3'ün 4. kuvvetinden 4 geliyor. Burası 0'ın toplamaya etkisi yok. 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı gelmişti. 6 çarpı 7 bölü 2 birden n'e kadar olan sayıların toplam formülü n çarpı n artı 1 bölü 2'den buradan 21 geldi. Burada da 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı olacak. 4 çarpı 5 bölü 2. Bunun da değeri 10 geldi. Şimdi de umay için bakalım. Umay da 5 tabanında. Logaritma 5 tabanında 1 eşittir 0. Logaritma 5 tabanında 5 eşittir 1. Son olarak logaritma 5 tabanında 25'i alabiliriz, değil mi? 5'in karesinden. Bir de şu arada zaten logaritma 5 tabanında 5 var. Burası 1, burası 2. Bunların toplamı da 3 etti. 21, 10 ve 3 topladığımızda 34 elde ediyoruz. Logaritma 6 tabanında x artı logaritma 6 tabanında x artı 1 eşittir 2 artı logaritma 6 tabanında 2. Tabanı aynı olan şu logaritmalı ifadeleri bir araya toplarsam logaritma 6 tabanında x artı logaritma 6 tabanında x artı 1 eksi logaritma 6 tabanında 2 eşittir 2. Toplama işlemi içeri çarpma diye girecek. Hepsini aynı logaritmanın içine alacağım tabanlar aynı olduğu için. X ile x artı 1'i çarpıyorum. X çarpı x artı 1. 2'yi bölüyorum. Bölü 2. Eşittir 2. 6 karşıya giderse x çarpı x artı 1 bölü 2 eşittir 6'nın karesi. Bu 2'yi de karşıya gönderirsek x çarpı x artı 1. 6'nın karesi 36 idi. 2 karşıya çarpı diye gitti. 72. Ardışık iki sayının çarpımı 72 olacak. Bu da 8 ve 9'u hatırlatır bize. X 8 olmalı ki x artı 1 de 9 olsun. 6. sorumuz. Şimdi şekilde logaritma 2 tabanında 81, logaritma 3 tabanında 25 ve logaritma 5 tabanında 32 uzunluğunda bir dikdörtgenler prizması varmış. İçine birim küpler yerleştireceğiz. Şimdi birim küpleri yerleştirmeye başladım. Birinci küpümü yerleştireyim. Böyle yerleştirdim. Yerleştirdim. Bu şekilde yerleştirmeye devam ediyorum ama birim küpler yerleşeceği için kenar sayısı tam sayıysa bütün kenarı kapsayacak şekilde birim küpleri yerleştirebilirim. Kenar sayısı tam sayı değilse, mesela kenar sayısı 4,5'sa 4 tane küp yerleştiririm. Oradaki buçukluk kısım boş kalır. Bu nedenle logaritma 2 tabanında 81 yaklaşık olarak hangi değer onu bulmalıyız. Bu tarz soruları da bulurken 81 2'nin tam kuvveti olmadığı için tam sayı çıkmayacak. 2'nin tam kuvveti olan 81'den küçük olan en büyük sayı logaritma 2 tabanında 64'ten 2 üzeri 6, 81'den büyük olan da logaritma 2 tabanında 2 üzeri 7. Şu 7 ve 6 başa inince 6 ile 7 arasında oluyor. Yani şu kenar 6 ile 7 arasında bir mesafe. 6 ile 7 arasında. Logaritma 3 tabanında 25 için de benzer şekilde düşünürsek logaritma 3 tabanında 3'ün karesi
9 eder ve 25'ten daha küçük. Logaritma 3 tabanında 25 de logaritma 3 tabanında 3 üzeri 3 deriz. Yani bu da 2 ile 3 arasında. Burası 2 ile 3 arasında. Burası 6 ile 7 arasında. 5 tabanında 32 içinde logaritma 5 tabanında 25'i düşünebiliriz. 32'den önce 5'in karesi küçüktür. Logaritma 5 tabanında 32 o da küçüktür. Logaritma 5 tabanında 5'in küpü. Gene yüksekliğimiz de 2 ile 3 arasında olacak. 6 ile 7 arasında olduğuna göre yan yana en fazla 6 tane yerleştirebiliyorum. Burada 2 ile 3 arasında olduğuna göre en fazla 2 tane yerleştirebiliyorum. Ve yukarı doğru da gene 2 ile 3 arasında olduğu için en fazla 2 tane yerleştirebiliyorum. Toplamda 24 tane birim köprü yerleştirebilirim. Daha fazlası değil. Yedinci sorumuz. Logaritma 2 tabanında x'e a vermiş ve x tabanında 4 ile 8 tabanında x'in toplamının a cinsinden değerini istiyor. Bunu da şöyle düşündüm. 2'yi karşıya gönderirsek x'i a cinsinden yazmış oluruz. X eşittir 2 üzeri a. X gördüğüm her yere 2 üzeri a yazacağım. Logaritma 2 üzeri a tabanında 4'ü de 2'nin karesi olarak yazalım. Artı logaritma 8 2'nin küpüdür. X yerine de 2 üzeri a yazdık. Kuvvetler öne geliyordu. İç kısmının kuvveti çarpı olarak, taban kısmının kuvveti bölü olarak 2 bölü a. Çarpı logaritma 2 tabanda 2 1 olduğu için yazmıyoruz. Artı a ve 3 başa geliyor. A bölü 3 logaritma 2 tabanda 2 1 olduğu için yazmadık. Payda eşitlersek bunu 3 ile çarptım 6 artı bunu a ile çarptım a kare bölü 3 a şeklinde hesaplamış olduk. O da D seçeneği. Sekizinci sorum. Bir bakteri türünün sayısı her 3 saatin sonunda 2 katına çıkmaktadır. Başlangıçtaki bakteri sayısı 150 olduğuna göre kaçıncı saatin sonunda 4800 olur şeklinde bir soru. Fonksiyonu yazmamız gerekiyor. Üstel fonksiyon 2 katına çıkıyormuş. Yani 2'nin kuvvetleri olması gerekiyor. Ft diyorum zamana bağlı bir fonksiyon olduğu için. Başlangıçtaki bakteri sayısı 150 çarpı 2 üzeri her 3 saatte bir 2 katına çıktığı için t bölü 3 olmalı. Çünkü 2 katına çıkması için 3 saat gerekiyor. Bir tur daha 2 katına çıkması için bu defa 6 saat gerekiyor. Yorumunu yapabiliriz. Ft'nin 4800 olmasını istiyoruz. 150 çarpı 2 üzeri t bölü 3 eşittir 4800. 150'yi karşıya atarsak 2 üzeri t bölü 3 eşittir 480 bölü 15 olur. 480 bölü 15 olur. Sadeleştirecek olursak bunu önce 3'e bölsem 160 bölü 5. 160 bölü 5 de 32'dir. Yani 2 üzeri 5. T bölü 3'ün 5 olması T'nin 15 olmasını gerektirir. Dokuzuncu sorumuz. Adanın kumbarasında başlangıçta bir miktar para vardır. Ada her ay kumbarasına bir miktar attıktan sonra kumbaradaki para miktarı önceki miktarın 3 katı olmaktadır. Buna göre x'inci ayda biriken para 3 üzeri x artı 4 olduğuna göre başlangıçta kaç TL vardır? Başlangıçta 1 lirası olsun. Birinci ay bir miktar para attığında birinci aydaki toplam para başlangıçtaki paranın 3 katı olacak. 3 çarpı. İkinci ay bir miktar daha para atacak ve bir önceki ayın 3 katı olacak. Yani 3 A'nın 3 katı 9 A. Biz onu 9 A değil 3 üzeri 2 çarpı A yazıyoruz. Bu şekilde düzen devam ederse ikinci ayda da ikinci ayda 3 üzeri 2, birinci ayda 3 üzeri 1. O zaman ikinci ayda da 3 üzeri x çarpı a olacak. 3 üzeri x çarpı a'nın 3 üzeri x artı 4 olduğunu söylemiş.
Şu 3 üzeri x artı 4'ü 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 4 diye parçalarsak 3 üzeri x'ler birbirini götürür. A eşittir 3 üzeri 4, yani 81 olur. Bir erkeğin kalp krizi geçirme olasılığı P, kandaki kolesterol C ve kandaki lipoprotein miktarı H olmak üzere ne yapıyormuşuz? Olasılığı bulmak için 1 bölü 36 çarpı ln C bölü H, yani kolesterol miktarını lipoprotein miktarına bölüyormuşuz. Çıkan sonuçtan da 1,19 çıkaracağız. Kolesterol miktarı 420, yani C yerine 420, lipoprotein miktarı H yerine de 140 vermiş. P eşittir 1,36 çarpı ln 420 bölü 140 eksi 1,19. 420 bölü 140 3 oluyor. Ln 3 yerine 1,1 almamızı istemiş. Şunu 136 bölü 100 olarak yazayım. Çarpı 1,1 yazacaktık buranın sonucuna. Onu da 11 bölü 10 olarak yazalım. Eksi 119 bölü 100 oldu. Burada payda eşitleyecek olursam 136 ile 11'i çarpacak olursam 1360, 1496. 1496 eksi, bunu 10 ile çarpmam gerekiyor payda eşitlemek için. 1190 bölü 1000. 1496'dan 1190 çıkarırsak 306 bölü 1000. O da 0,306. Gerçek hayatta logaritma çok büyük ve çok küçük sayıların daha rahat anlaşılabilmesi için kullanılmaktadır. Bütün yıldızların aynı uzaklıkta olduğu varsayıldığındaki parlaklığa mutlak parlaklık denir. A görülebilir parlaklık, D yıldızın uzaklığının parsek cinsinden değeri, B mutlak parlaklık. Formülümüz şurası. Mutlak parlaklığı bulmak istiyorsak görülebilir uzaklığı, görülebilir parlaklığı 5 ile topluyoruz ve o sonucu yıldızın parsek uzaklığının logaritmasının 5 katından çıkarıyoruz. Şimdi 16 vermiş, yani parsek uzaklığı D'yi 16 vermiş. Burası D. Görülebilir parlaklık 3,04. Burayı A'yı temsil ediyor verdiği değer. Ve bizden de mutlak parlaklığı, yani B'yi istiyor. B eşittir. Değerleri yerine yazalım. A yerine 3,04 yazdık. Artı 5 var. Eksi 5 çarpı logaritma D. Logaritma 16. Şu ikisini toplarsam 8,04 eksi 5 çarpı 16 2'nin 4. kuvvetidir. 4 başa gelir çarpı log 2 elde ederiz. 8,04 eksi 20 çarpı log 2 yerine şunu yazmamı istemiş. 0,301. Çarpma işlemini yaparken şurayı aynen bırakayım. Sıfırla çarpmak için bir tane virgül kaldı, kaydıracağım. 3,01 ile 2'yi çarpacağım ve 6,02 olacak. 8,04'ten 6,02 çıkarırsam 2,02 elde ederim. On ikinci sorumuz. Yaralanma ömrü K yıl olan A gramlık bir radyoaktif madde bozunduğunda T yıl sonra B eşittir nokta nokta gram kalmaktadır. Buna göre yaralanma ömrü 5 yıl olan 48 gram maddeden 10 yıl sonra kaç gram kalmıştır? Şimdi yaralanma ömrü 5 yıl ve verilen süre 10 yılda 5'in katı olan bir yıl. O yüzden formülü kullanmayacağım. Şöyle diyeceğim. Başlangıçta 48'di. 5 yıl sonra yarılanarak 24'e düştü. Bir 5 yıl sonra daha tekrar yarılanarak 12'ye düştü. Totalde toplamda da 10 yıl geçmiş oldu. O yüzden 10 yıl sonra
12 gram kalmıştır yorumu yapabiliriz. Bu tarz sorularda hani yarılanma ömrünün tam katlarını verirse böyle yorumlayabiliriz ama başka oranlar verse, yıl sayısı verseydi, 12 verseydi o zaman şuradaki formülü kullanmamız gerekecekti ama bu soruda gerek yok. On üçüncü sorumuz. Sulu çözeltilerin asitik, bazik ya da nötr olduğunu belirlemek için pH değerine bakılır. pH 7'den küçükse asidik, 7'ye eşitse nötr, 7'den büyükse baziktir ve pH'i hesaplamak için de verilen H artının logaritmasını alacağız. Sonucu eksiyle çarpacağız. 10 tabanının da logaritmasını alıyoruz. Elma suyu şimdi eksi logaritma 10 üzeri eksi 3. Eksi 3 başa gelecek. Şuradaki taban 10 olduğu için orası logaritma 10 tabanında 11. 3 gelecek. Bunun 3 geldi. Aynı işlemleri bunları uyguladığımızda bu 2 gelecek. 7, 6, 4, 9, 12 ve 8 gelecek. Şimdi hangisi yanlıştı pH değerlerine göre? Bulaşık deterjanı ve çamaşır suyu baziktir. Bulaşık deterjanı 8, evet bazik. Çamaşır suyu 12, evet bazik. İkisi de 7'den büyük. Elma suyunun pH değeri 3. Limon suyunun pH değeri 2. Daha büyüktür demiş. Doğru. Saf su nötrdür. Evet 7 olduğu için nötr. Süt ve limon suyu baziktir. Süt 6 olduğu için asidiktir. O yüzden buradaki cümle yanlış oldu. 14. sorumuz. Radyoaktif bir madde olan karbon 14 adıyla bilinen atomlar bir canlının ölümünden sonra düzenli olarak bozunarak karbon 12 atomuna dönüşürler. Canlı örneğine göre bir fosildeki karbon 14 oranı A. Bakın A dediğimiz şey karbon 14 oranıymış. Fosilin yaşı Y eşittir. Yaşını yani Y'yi bu şekilde hesaplayacakmışız. Tamam. Canlı örneğine göre %80 kadar karbon içeriyor. Yani bize A'yı %80 olarak vermiş. Yaklaşık olarak kaç yaşındadır? Yaşını istiyor bizden. Y eşittir. Eksi 5730 çarpı logaritma %80. Bunu 80 bölü 100 0,8 olarak düşünelim. Logaritma 0,8 bölü logaritma 2. Eksi 5730 çarpı. Bu 0,8'i de 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak düşünürsek 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 logaritma 8 artı logaritma 10 üzeri eksi 1 diye parçalayabilirim. Aşağıda logaritma 2 var ki logaritma 2 yerine 0,3 almamı istemiş. Düzenliyorum. Şimdi logaritma 8 3, 2 üzeri 3 olduğu için 3 çarpı log 2'dir. Eksi 5730'u yazdık. Orası 3 çarpı log 2 olduğu için log 2 yerine de 0,3 yazdığımızdan 0,9. Şu eksi 1 başa inecek. Logaritmanın tabanında 11 olduğu için eksi 1 kalacak sonucu. Bölü 0,3. Şimdi eksi 5730 bölü şurası eksi 0,1'dir. Eksi 0,1 ile 0,3 de eksi 1 bölü 3 olur. Eksi 1 bölü 3'ü direkt bölü eksi 3 olarak yazayım. Eksiler birbirini götürür. 5730'u 3'e bölersek 57'yi 30'a böldüm. 3'e böldüm. 19, 30'u 3'e böldüm. 10 şeklinde elde edebiliriz. 15. sorumuz. İnsan kulağının duyarlı olduğu en düşük ses şiddeti I0. Tamam I0'ı vermiş. I bir ses kaynağının ses şiddeti olmak üzere. Bu kaynağın ses düzeyi. Ses düzeyi de L ile hesaplanıyormuş. Tamam. Buna göre insan kulağının duyarlı olduğu en düşük ses şiddetinin 50 katı olan bir sesin. Yani I en düşük ses şiddeti olan I0'ın 50 katı olacak bu soru için. I eşittir 50 çarpı I0 olacakmış. Ve bizden L'yi bulmamızı istiyor. L eşittir 10 çarpı logaritma 50 çarpı I0 bölü I0.
Bu sıfırlar birbirini götürdü. 10 çarpı log 50'yi arıyoruz. Log 50'yi 10 çarpı 5 diye düşünürsek log 5 artı log 10. Arada çarpma varsa içeride dışarı toplama diye çıkıyordu. Şimdi log 5 lazım. Logaritma 10 tabanda 10'un 1 olduğunu biliyorum. Şimdi log 5'i bulmak için log 2 demiş. Şunu biliyorduk. Log 5 ile log 2'nin toplamı 1'e eşittir. Niye? Çünkü içeri alırsam ikisini arada toplama varken 5 çarpı 2'den 10, logaritma 10 tabanında 11'dir. Log 2'yi 0,3 verdiğine göre log 5 de 0,7 olur. Yazayım. 10 çarpı 0,7 artı 1. 1,7 ile 10'u çarparsak 17. L eşittir 17 şeklinde sorumuzun cevabını bulduk. On altıncı soru. 1935'te Amerikan jeolog Charles Richard bir depremin büyüklüğü M'yi depremin yoğunluğu ve standart bir depremin yoğunluğu S olmak üzere. Bir depremin yoğunluğu var I. Bir de standart olarak bir depremin yoğunluğuna da S demiş. M de depremin büyüklüğünü ifade ediyor. İstanbul depremine göre Richard ölçeğine göre 5,8. Tamam. Yani 2019'daki depremin büyüklüğü 5,8'miş. Ötekinde ise 2007'de Ankara depreminde de 3,8'miş. Buna göre İstanbul depremi Ankara depremine göre kaç kat daha yoğundu? Yani I'yı isteye bizden. Depremin yoğunluğu I. Şimdi şöyle diyelim. İstanbul depreminin büyüklüğünü vermiş. 5,8 eşittir. Logaritma I İstanbul bölü S. S zaten standart olduğu için her yerde aynı. Diğerinde ise yani şurada 10 vardı taban olarak. Şunu 10'u karşıya gönderirsem 10 üzeri 5,8 eşittir. I İstanbul bölü S. Diğerine bakarsam 3,8'e. 3,8 eşittir. Logaritma 10 tabanında I Ankara bölü S. Gene onu karşıya atacak olursam 10 üzeri 3,8 eşittir I Ankara bölü S. Bunları oranlamamı istemiş. Kaç kat daha yoğundur? Aralarındaki oranı bulacağım. Aralarındaki oranı bulursam bu kısımda taban aynıysa üstler çıkartılır. 10 üzeri 2 eşittir. Burada da S'ler gideceği için İstanbul bölü Ankara. İstanbul'la Ankara arasındaki oran 100 olarak elde edilir. On yedinci sorumuz. Bir arabanın yıllık satış miktarının yıllara göre değişimi üstel fonksiyonla modellenmiş. Birinci yıl 900 tane araba satıldığına göre yani fonksiyonda gidip T yerine 1 yazınca sonuç 900 gelecek. Yazalım. 900 eşittir A çarpı 3 bölü 4'ün birinci kuvveti T yerine 1 yazdım. Sadeleştirmeleri yaparsak 900'ü 3'e böldük 300. 4 karşıya çarpı olarak gitti. A eşittir 1200. O zaman bizim denklemimiz Y eşittir 1200 çarpı 3 bölü 4'ün T'inci kuvveti olarak belirlendi. İkinci yıl T yerine 2 yazıp Y'yi bulmamızı istiyor. 1200 çarpı 3 bölü 4'ün karesi 9 bölü 16 ediyor. 16 ile 1200'ü sadeleştirecek olursak önce 4'e bölsem 300 bölü 4 olur. 300 bölü 4 de 75 olur. 75 çarpı 9'dan 675 elde ederiz. Sıradaki sorum. Logaritmik bir ölçek olan Richter ölçeği depremde salınan enerji hakkında bilgi vermektedir. Depremin açığa çıkardığı enerji E ise depremin büyüklüğü M olsun. Depremin açığa çıkardığı enerji ile depremin büyüklüğü arasında yukarıda verilen formül varmış. Richter ölçeğine göre Japonya'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ortaya çıkardığı enerji miktarı ne kadardır? Depremin büyüklüğünü biliyoruz. M gördüğümüz yere 6,8 alacağız. Logaritma 10 tabanında ES eşittir.
Bunu 11,8 artı 1,5 çarpı 6,8 diyorum. Şimdi 6,8'i 1,5 ile çarpacağım. 1 ile çarpsam 6,8, 1,5 ile çarpsam 6,8'in yarısından 3,4. Yani bunu 1,5 ile çarpmak demek 6,8 ile 3,4'ü toplamak demek. İkisini toplayacak olursam da 10,2 elde ederim. Burada da 11,8 vardı. İkisini topladığımda 0,2,2. Yani logaritma 10 tabanında ES eşittir 22. ES'yi bulmak için onu karşıya gönderiyorum. Ortaya çıkan enerji 10 üzeri 22 olarak bulunur. Bir bulaşıcı hastalığın 52 bin nüfuslu bir ilçede T günde yayılmaz aşağıdaki gibi modellenmiştir. Buna göre başlangıçta bu kaç kişi bu hastalığa yakalanmıştır? Başlangıç dediği T eşittir 0 anı. T yerine 0 yazacağız. Ve 0 eşittir 52 bin bölüm. Burası 0. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. 1296 ile 4'ü topladığımızda da 1300 elde ediyoruz. İki sıfır karşılıklı hem yukarıdan hem aşağıdan gitti. 52 bölü 13 4 eder. Bir tane de sıfırımız vardı. 40. Bu testin son sorusu. Bakalım bu ne istiyor bizden? Bir çözeltinin pH değeri H artının logaritması alınarak pOH değeri H eksinin logaritması alınarak hesaplanıyormuş ve pH ile pOH'ın toplamı hep 14 olacakmış 25 santigrat derecede. H artı ve H eksi iyon miktarları verilen ABC marka suların pH değerinin en yüksekten en düşüğe pH'larını bulacağız. Şimdi şurası 1, 2, 3, 10 üzeri eksi 3'tür. 10 üzeri eksi 3'ün logaritmasını alınca 3 gelecek ve H artı iyon olduğu için pH'ı 3'tür diyorum. Bunda H eksi iyonu 1, 2, 3, 4 bu 10 üzeri eksi 4. 10 üzeri eksi 4'ün logaritmasını aldığımızda önündeki eksiden kaynaklı 4 oluyor. Ama burada OH eksi olduğu için POH eşittir 4 bulduk. Bunda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 üzeri eksi 7. H artı olduğu için pH'ını bulacağız. pH eşittir 7. Şimdi pOH 4 ise pH eşittir 10 olur. Ne diyorduk? pH'larını en yüksekten en düşüğü. En yüksek 10 ile B'dir. Arkasından C ve son olarak da A.